Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Artık yaz geldi. Sulu sulu çeşit çeşit meyveler çıktı. Meyvelerin birazını kurutarak, marmelat ya da komposta yaparak kışa saklayabiliriz. Ya da cevizli sucuk ve pestil yaparak kışın çerezlerin yanında atıştırmalıklar hazırlayabiliriz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben her sene yapıyorum. Arkadaşım bahçesinden erik getirmiş. Fazla olduğu için birazını pestil yapmaya karar verdim. Aslında mürdüm eriği alıp yapıp çekmek istiyordum sizin için. Ama arkadaşım böyle kırmızı erikler getirince bundan yaptım. Gayet de güzel oldu. Öncelikle erikleri güzelce yıkıyorum. Erikleri bu şekilde 3 kere de yıkadım. Yıkadığım erikleri süzgece alıyorum. Burada yaklaşık 5 kilo kadar eriğim var. Yıkadığım erikleri geniş bir tencereye boşaltıyorum. Tencereyi ocağıma almıştım. Ocağımın altını yakıp iyice kısıyorum. Eriklerimi yavaş yavaş pişireceğim. Görebilmek için de cam bir kapak kapattım. Hiç su eklemeden kısık ateşte erikleri pişmeye bırakıyorum. Sarı erikten, mürdüm eriğinden, her çeşit erikten yapabilirsiniz. Evde fazla yenmeyen kalan kayısı ya da eriğiniz varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eriklerim yavaş yavaş erimeye başladı. Arada bir kontrol edin. Dibinin tutmaması için kaşıkla dibinden karıştırabilirsiniz. Ama korkmayın, tutmuyor. Hemen sulanıyor zaten. Erikler iyice yumuşayıp ezilene kadar kaynatmaya devam edeceğim. Erikler kaynadıkça üzerinde köpük oluşuyor. Ara ara bu köpükleri alıyorum. Kayısı pestili yaparken çekirdeklerini önceden çıkartabilirsiniz. Ama eriğin çekirdeği zor çıktığı için ben bu şekilde yapıyorum. Kaynattıktan sonra süzgeçten geçirirken posası da çekirdeği de çıkıyor. Erikleri bu şekilde 40 dakika kaynattım. Erikler iyice eridi. Eriğinizin cinsine göre ve ocağınızın altının yanıklığına göre süresi değişebilir. Erikler iyice yumuşadıktan sonra yine geniş bir tencerenin üzerine süzgeç aldım. Kaynattığım eriklerin birazını süzgece döküp elimle sıkıyorum. Erikleri sıktıkça posası ve çekirdekleri ayrılıyor. Çekirdekleri başka bir tabağa ayırıyorum. Süzgecin delikleri çok küçük olduğu için alta geçmesi zor oldu. O yüzden erikleri kevgire aldım. Kevgirle daha kolay oldu. Siz de böyle kevgir ya da iri delikli bir süzgeç kullanın. Sıktıkça eriklerin kabuğu ve çekirdeği kevgirde kalıyor. Geri kalan kısmı tencereye akıyor. Çekirdeklerini yine bir tabağa alıyorum daha kolay sıkabilmek için. Sıkma kısmını hızlandırarak çektim ama çok kolay oluyor geçirmesi. Erikleri kaynattıktan sonra da soğutup öyle süzgeci alıp sıkın. Sıcak sıcak sıkamazsınız çünkü. Artık posası kaldı. Çekirdeklerini de ayırmıştım. Ben hiç su dökmedim ama posasının üzerine birazcık su döküp iyice sıkabilirsiniz. Kalan posayı da alıp süzgecimin altını sıyırıyorum. Kalan erikleri de kevgire aldım. Onları da aynı şekilde sıkıyorum. Eriklerin hepsini sıktıktan sonra tencereyi tekrar ocağıma aldım. Biraz daha kaynatıp içindeki fazla suyun buharlaşmasını sağlayacağım. Böylece pestilim daha çabuk kuruyacak. Pestilime un ya da nişasta eklemeden doğal bir şekilde yapacağım. Ama eriklerim gerçekten çok ekşi bir erik. O yüzden biraz şeker ekliyorum. Çocukların yiyemeyeceğini düşündüm. Siz eklemeyebilirsiniz. Ben bir çay bardağı kadar ekledim. Pestilim kaynayana kadar önce ocağımın altını yakıyorum. Kaynadıktan sonra kısacağım. Yoksa taşabilir. Dikkat edin. Eriklerinizi pestil yapmak istemezseniz de yine bu şekilde hazırlayıp şekerini biraz fazla koyup erik konsantresi yapabilirsiniz. Kaynadıkça yine üzerinde köpükler oluşuyor. Köpükleri alıyorum. Pestil
Pestilimi bu şekilde 20 dakika daha kaynattım. Biraz daha koyulaştı. Dediğim gibi pestilimde hiç nişasta un kullanmadım. Doğal olsun istedim. Keşke biraz tatlı olsaydı, şekerini de hiç koymazdım. Pestilim kaynadıktan sonra ocaktan aldım. Karıştırarak ilk sıcaklığının çıkmasını sağlıyorum. Böyle 10 dakika kadar beklemesi yeterli olur. Fırın tepsilerime yağlı kağıt serdim. Onun üzerine dökeceğim. Tepsiye yağlı kağıt sermezseniz de tabanını iyice ıslatın. Bir cezve yardımıyla ortasından başlayarak döküyorum. Çok kalın olmayacak şekilde, böyle karton kalınlığında olacak şekilde döküyorum. Kaşıkla her tarafına yayıyorum. Eğer kalın dökerseniz kuruması zor olur. Çok ince dökerseniz de kuruduktan sonra çıkartması zor olur. Ben biraz fazla olduğunu düşünerek böyle 2 kaşık kadarını tekrar alıyorum. Üzerine fındık kırığı serpiyorum. Bu pestil fındıklı olsun. Meyveniz ekşi ise fındık ya da ceviz serptiğinizde o ekşiliği biraz alıyor. İkinci pestilimi de aynı şekilde döküyorum. Yine tepsime yağlı kağıt serdim. Bu pestilimin üzerine de susam serpeceğim. Susamlı da çok güzel oluyor. Kuruduğunda da daha böyle parlak görünüyor. Ceviz ve fındık güneşte biraz kararıyor ama onların da lezzetini ben daha çok seviyorum. Susama pestilin her yerine bol bol serptim. Pestilleri açık havada kurutacağım, o yüzden balkona alıyorum. Kalan pestillerimi de böyle büyük tepsilere döktüm. Tepsimin üzerine yağlı kağıt sermedim. Bakın bol suyla iyice ıslattım. Yine ortasından başlayarak cezveyle pestilimden döküyorum. Kaşıkla yayıyorum. Başka meyvelerden de pestil yapmamı isterseniz yoruma yazın. Yapmaya çalışırım. 2 sene önce kanalımda pekmezli, cevizli sucuk ve pestil tarifim var. O tarifimde çok izlenildi ve beğenildi. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu pestilimin üzerine de ceviz kırığı serpiyorum. Kalan pestili de böyle bir tepsiye döküyorum. Yine tabanını iyice ıslattım. Merak etmeyin, kolayca çıkıyor. Cam tepsiye bile yapabilirsiniz. Kaşıkla iyice yayıyorum. Bu pestillerimin de yarısını susamlı, yarısını cevizli yapacağım. Tepsilere döktüğüm pestilleri açık havaya çıkarttım. Balkonumda kurutacağım. Eğer bahçeniz varsa bahçede de kurutabilirsiniz. Yağsız, kuru havalarda daha çabuk kuruyor. Güneşin vitaminini, enerjisini de alırsa daha lezzetleniyor. Gecede üzerini hiç kapatmayın ya da ince bir tülbent örtün. Yine gecede pestiller dışarıda kalsın. Böylece daha çabuk kurur. Pestiller havanın durumuna göre ve inceliğine göre 1-2 günde kuruyor. Bu pestil en son döktüğüm pestil. Tepsi biraz büyük olduğu için pestili ince yaymıştım. O yüzden çabuk kurudu. Bir günde kurudu. Diğer pestillerimi 1,5 günde kuruttum. Tepsideki pestili önce 4'e kestim. Daha sonra küçük küçük dilimledim. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Uç kısmını hafif bıçakla kaldırdıktan sonra bakın kolaylıkla çıkıyor. Çıkarttıktan sonra da böyle dürerek katlıyorum. Yağlı kağıt üzerindeki pestiller de kurudu. İsterseniz tepside biraz kuruttuktan sonra çamaşır teline serin. Bu şekilde daha çabuk kuruyacaktır, alttan da hava aldığı için. Şimdi pestilimi ters çeviriyorum. Bir kaseye de su aldım. Elimi suya batırarak pestilin arkasından her tarafını ıslatıyorum. Böylece pestil daha kolay çıkacak. Kağıttaki pestilleri mutfak makasıyla önce kesiyorum. Daha sonra çıkartacağım. İsterseniz bütün şekilde de çıkartabilirsiniz. Ama bu şekilde daha kolay oldu. Pestili ucundan biraz çıkartınca hemen kağıttan ayrılıyor. Kağıt
Kitaptan ayırdığım pestilleri de rulo şeklinde sarıyorum. Bu da ceviz serptiğim kağıtlı pestilim. Yine arkasından ıslatıp aynı şekilde dilimleyip çıkartacağım. Çıkarttığım bu pestili de muska şeklinde sarıyorum. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Son tepsideki pestilimi de kestim. Onları da sarıyorum. 5 kilogram erikten oldukça bereketli pestilim oldu. Çay kahve yanına çok güzel gidiyor. İsterseniz derin dondurucuda saklayıp kışın azar azar çıkartın. Çerezle beraber çok güzel oluyor. Çocuklarınıza da vitaminli, doğal, güzel bir atıştırmalık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.